İstanbul'dan Atatürk Kültür Merkezi'nden 24-2022 Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri yayınlarından selamlar, sevgiler değerli izleyenler. Bir gelenek haline gelmiş olan Necip Fazıl Ödülleri için bir kez daha buluştuk sizlerle. Evet, şükürler olsun bir gelenek halini aldı. Eksikliğini ortaya çıktıktan sonra daha kuvvetli hissettiğimiz ama sıkı sıkıya tutunarak 9. yılına vardığımız, 2022 yılında 9. kez sahiplerini bulacak olan Necip Fazıl Ödülleri için bir aradayız. Her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecan var. Aslında bu heyecanın işaret fişeği yaz aylarının sonlarında yakılıyor, atılıyor ve ortaya çıkan manzarada Türkiye'nin bugününün fikir, kültür, sanat, edebiyat dünyasının önemli isimleri güncel değerlerini kadim bir değerle buluyor ve isimleri bir şekilde daha tarihe yazılıyor. Necip Fazıl Ödülleri hem büyük şairin adını yaşatıyor hem de bugünün yaşayan fikir, sanat, kültür insanlarını bir kez daha gözümüzün önüne getiriyor. Büyük bir şans, büyük bir kısmet ve bu büyük kısmeti büyük bir sorumluluk duygusuyla hayata geçiren Star Gazetesi'nin Necip Fazıl adına ihdas etmiş olduğu ödül töreni için bir aradayız. Kültür Bakanı'nın da katkılarıyla, Kültür Bakanlığı'nın da katkılarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel akşamdan notları sizlerle paylaşacağız. Hem ödül alan değerli isimler hem ödüllerine sahiplerini ulaştıran kıymetli seçici kurul. Ama elbette öncelikle bu akşam sizlere takdim etmek istediğim 9. yılında ev sahipliğini gerçekleştiren Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la açacağız. Her zaman olduğu gibi geleneğimiz hem Necip Fazıl Ödülleri hem de ev sahibimiz Sayın Nuh Albayrak'la birlikte olmak. Efendim, hoş bulduk. Ev sahibimiz sizsiniz, o yüzden hoş bulduk demek bize gerçekten hoş geliyor bu arada. Siz de ev sahibisiniz canım artık yani. Büyük bir zevkle. 9 yıldır burada beraberiz maşallah her sene. Gerçekten öyle. Öyle yani. İlk gününden itibaren. Ben bizimiz ev sahibimiz bilmiyorum ya, onda emin değilim ya. Büyük bir mutluluk. Demek şimdi o zaman şöyle başlayalım. Ev sahipliği meselesine gelmişken üstadın bize şiiriyle seslendiği, 10 yıllar evvelinden seslendiği bir dönemden bahsediyoruz ama bununla birlikte yaşayan bir değerden bahsediyoruz. Ve onun soruları hala diri, hala canlı. Ev sahipliği dedik, o zaman soralım. Yük kimin omzunda? Çok güzel. Kimin omzunda, ne dersiniz? Kestirmeden. Bu yükün sahibi... Buyurun lütfen. Şöyle yani, çok belki akşam sabaha kadar konuşacak bir konu ama arkadaşlar çok güzel bir şey yapmışlar, aşağıda gördüm. Bayıldım. Paylaşalım onu seyircilerimizle. Gerçekten çok güzel bir şey. Sayın genel yayın yönetmenimiz anlatacak. Bu soru şimdi, karşılığını arayan gerçek bir soru çünkü. Evet, ama orada çok güzel cevap veriliyor bu soruya. Şimdi ayak izleri var. Yükümün omuzuna sorunca soru soruyor. Ayak izlerini takip ediyorsunuz. Ayak izleri sizi bir kabine götürüyor. Bu sorunun cevabını bulmak için kabine giriyorsunuz. Bulmak için kabine girmeniz gerekiyor. Kabine giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bütün kabinin duvarlarında, çeperlerinde kendinizi görüyorsunuz. Demek ki yük benim omuzdaymış. Aslında diyorsunuz. En başından yani, beri hep verdiği mesaj değil mi üstadın? Yalnız kaldığını işte onu, düşünme, tek başınalıktan onu hiç, korkma. Hani kim var diye sorulduğu zaman evet, etrafına bakmadan ben varım diyen. İşte onu arkadaşlar hiç lafa gerek bırakmadan efendim aşağıda şey yapmışlar, o sorunun cevabını veriyor. Hem güncel yani, hem estetik hem şaşırtıcı, evet, evet. Hoş bir yaklaşım. Çok hoşuma gerçekten gitti. Dolayısıyla tam da benim inşallah biraz sonra konuşmamız olacak şeyde, oradaki işin özü de bu. Yani biz mesela geçen sene burada malum inanç zaferin müjdecisidir dedik. Şimdi inandığımız bir zafer var yani. İnancımız varsa zafere de inanmamız gerekiyor. Aslında ümidimiz inancımızın bir parçası. Zafere olan inancımız da imanımızın bir parçası. Aynen. Dolayısıyla inancımız varsa zaferde şüphe etmememiz gerekiyor. Şimdi bu yılki temamız, bu, ben böyle düşünüyorum en azından. Bunun bir sonraki adımı gibi geliyor bana. Ne demek? Tamam, zaferden eminiz. İnanıyoruz, o halde zaferden eminiz. O halde bir adım daha atmamız gerekiyor zafer için. Nedir o adım? Yükü birinin taşıması gerekiyor. O zafere gitmek için gereken yükü. İşte o kimin taşıması gerektiği konusunda bu muhteşem sorunun cevabının ben bugün bu program sayesinde ortaya konan işte konuşmalar, efendime söyleyeyim, ortaya konan o çok güzel fikirlerle cevap bulacağını düşünüyorum. Benim bir fikrim var elbette. Yani az önce bahsettik.
bazıları şimdi yük dediğimiz zaman süremiz bitti mi bilmiyorum. Yo yo hayır yük, lütfen buyurun. Yük ifadesi hani tanım olarak terim olarak biz bir ağır gelir bir ağır gelir bir de bir külfet gibi, evet. gibi hissettiriyor. Dolayısıyla yüzeysel bakan meseleye, derununa bakmayanlar aman ya ben bundan bu yükten uzak durayım diyor. Ama inanan bir halbuki, insan için halbuki o inanan insan için külfet bir değil, nimet. Evet, bir nimet anlamına geliyor. Ama işte daha yük derken bu sırrı çözüp de bu külfet değil bu nimettir diyen, elini taşın altına sokan efendime söyleyeyim, o sırra eriyor. Belki rastlamışsınız şeyde ki çok gördüm, çok hoşuma gitti. Nurullah Genç beyefendinin bir paylaşımı var sosyal medyada. Efendim işte bana ne lazım şeyini önlemek için efendim sultan dönemin sultanı yolun ortasına koca bir taş koyuyor kimse görmeden. O taşın altına da bir torba bir kese altın koyuyor. İşte biraz sonra vezir görüyor. Ben sultanla görüşeyim de bunu bir heyet kuralım bu taşı kaldırmak için diyor. Efendim asker geliyor bir ekip kurayım diye düşünüyor falan. İşi uzatıyorlar. Bürokratik bir hale dönüşüyor. Biraz sonra bir köylü vatandaş geliyor. Ya diyor ya. Şey hayırdır derler. Yani insanlara yardımcı olmak hayırdır derler. Şu taşı şuradan kaldırayım da gelen geçen rahat geçsin buradan diye düşünüyor. Taşı omuzluyor. Taşı kaldırıyor, yuvarlıyor yolun kenarına bir bakıyor bir kese altın. Altında bu şeye bu sorumluluğu taşıyana bu şey helaldir, bu altın helaldir mealinde bir not şeyin içerisinde, kesenin içerisinde. Tam da bugünlerde şeyde gördüm ben bunu sosyal medyada. Nurullah Genç Beyefendi konuşuyor bir şeyde toplantıda. Bence çok güzel çok ifade ediyor. Çok heyecan verici ve bir taraftan da aslında bakın gelenekleşmesini ne kadar istiyorduk. İlk bölümümüzden, ilk yılından itibaren bir araya gelip hep bunu konuşuyorduk. Biz çok heyecan vericiydi ama bir taraftan da kendini her yıl yeniden üreten, yeni sorular üreten, aynen. yeni sorulara yeni cevaplar veren bir heyecan yaşatıyor bu. Bu merhaleyi hissediyorum şahsen, hissediyoruz yani her sene yeni bir, yani her sene tekrarlanan rutin bir şey değil. Değil kesinlikle. Değil, onu hakikaten o farkı her sene hissediyoruz. Çok şükür. Ve gençleşiyoruz. Yani üstadın gençlere mesajlarını... Tabii siz gençleşiyorsunuz doğru yani. hep birlikte o verdiği heyecanla. Üstad Necip Fazıl Kısakürek sadece kendi döneminde yaşamış biri değil. Mesajı evet. uzun 10 yıllara şamil biri hakikaten. Ben o anlamda önlem bir fonksiyon üstlendiğini düşünüyorum. Karşılığını görüyor musunuz? Mesela şimdi her birimizin gençlik dönemine karşılık gelen bir Necip Fazıl vardır. Doğru. Hatta böyle doğru. ergenlik, doğru. ilk gençlik dönemleri için. Halen o diriliğin var olduğunu görüyorum ben. Siz nasıl gözlüyorsunuz? Gençlerdeki karşılığını nasıl buluyorsunuz? Bu da son sorum olsun. Misafirlerinizle ilgileneceksiniz. Hayır, sizi çok alıkoydum ama. Ben 1976-80 yılları arasında okudum üniversite ve İstanbul'da okudum. Tam o karmaşık hengameli dönem. Bizim için o dönemde hakikaten gariptik. Yani böyle milliyetçi, maneviyatçı gençler. Üstadım öz yurdunda garipsin, hakikaten öz garip. Onu parya değil. Onu ruhuna yani damarlarına hissetmiş birisiyim ben. Hakikaten hissetmiş onu. O dönemde bize işte bu Üstad Kadir Mısıroğlu Allah rahmet eylesin hepsinin cümlesine. Bunlar bizim için bir güç kaynağıydı. Şimdi kaynak çoğaldı, imkan çoğaldı ama bence bu asıl tabiri caizse ana nirengi noktalarına hala ihtiyaç var. Ve bugün baktığımız zaman üstadı tanıyan, üstadın o zaman bugünler için bence yani ilaç mahiyetinde bugünlere ilaç olacak söylemlerini anlayan, dinleyen gençlerin ben çok daha motivasyonlu, çok daha efendim sağlam yere basan gençler olduğunu görüyorum. Gerçekten. Ve bu bir taraftan sürekli bu hani gençler bunalımda şeylerin yapıldığı bir zamanda, o Z kuşağı benim inanmadığım bir tabirdir o, muhabbetlerin yapıldığı bir zamanda bence bu ruhun yaşatılması, bugünkü gençlere ulaştırılmasının ben çok daha ehemmiyetli hale geldiğini düşünüyorum. Ve bunun neticelerini görüyoruz. O çerçeveyle daraltmaya hakikaten gerek yok. Alanın ne kadar geniş olduğunu asla. Aslında kendileri ortaya koyuyorlar. Bir de efendim kültürün, sanatın, fikir adamının, gerçek sanatçının ne olduğunu gösteren önemli bir örnek. Yaşadığı dönemle ilgili önemli etkisi olduğu gibi bugün hala varlığını hissettiriyor. Aynen. İstikamet almamızda yardımcı aynen. oluyor, destek kesinlikle. Oluyor. Ve bize hala o bizim, heyecanı hala bizim için yeni tabirler navigasyon yani bizim için gerçekten. Yani modern ifadeler hakikaten öyle. Sayın Nuhal Bayrak o zaman yükünüz de derdiniz de kutlu olsun. Aynen bilmukabele. Çünkü sizin inananın yükten kaçınması söz konusu olmayacağı asla, için. Asla.
Çünkü inanan yük olarak görmüyor zaten malumunuz. Nimet buyurmuştunuz hakikaten öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için de aynı zamanda. İyi yayınlar diliyorum. Nice güzel yıllarda yeniden hep buluşalım beraber, hep beraber birlikte. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın açılışında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak'la birlikteydik. Sayın Albayrak aynı zamanda ev sahipliğini de yürütüyor diyebiliriz. Çünkü Star Gazetesi'nin büyük fikir, düşünce ve sanat adamı, Şairler Sultanı Necip Fazıl adına ihdas etmiş olduğu ödülle hayat bulan bir gecedeyiz. Dolayısıyla onun ev sahipliğinde açmış olduk programımızı. İzninizle ben sırasıyla programımıza konuk olacak misafirlerimizi takdim edeceğim. Parça parça onlardan bahsedeceğim. Ve sizlerin huzurunda da yine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu akşam her zaman olduğu gibi kategorileri öncelikle sayalım. Şiir ödülü, hikaye roman ödülü, fikir araştırma ödülü, ilk eser ödülleri, uluslararası kültür sanat ödülleri takdim edilecek. Her yıl olduğu gibi yine bu yıl saygı ödülü de Necip Fazıl 2022 ödülleri arasında kategorisinde yerini aldı. Sizler fuaye salonundaki hareketliliği izlerken fuayede programı beklemekte olan misafirlerimizin heyecanını gözlerken ben izninizle misafirimiz İlhami Atalay'a hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hoş geldiniz diyelim hoş tekrar. Efendim. Az sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin iç salonunda çok önemli bu gecede siz de 2022 yılı Necip Fazıl ödüllerinin 2022 yılının saygı ödülünün sahibi olarak sahnedeki yerinizi alacaksınız. Biz büyük bir heyecanla bekliyoruz Sayın Atalay. Yaz aylarının sonlarını bekliyoruz çünkü ödüllerin açıklanması kültür sanat camiası bakımından gerçekten bir heyecan hissettiriyor. Biz sizi heyecanla bekliyorduk. Siz bu ödülü nasıl karşıladınız, ne hissettirdi? Hiç düşünmediğim, beklemediğim anda benim için tamamıyla sürpriz olan bu ödülün şahsıma verilmesinden şeref duydum. Ve hiç tanımadığım kimselerin beni araştırıp bulup beni bu ödüle layık görmeleri için de onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı buradan gönderiyorum, iletiyorum. Bu camiada bir ressama ödül verilmesi şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Bu beni ayrıca düşündürüyor ve şaşırtıcı bir şey oldu benim için. Herhalde bu ödül töreninde renk katmam için mi beni çağırdılar bilmiyorum. Yoksa ihtiyarladığım için saygı ödülüne mi layık görüyorlar onu da bilmiyorum. Acaba bu personel aşağı yukarı muazzam bir organizasyon. 500 kişinin üzerinde herhalde burada gayret gösteren çalışan arkadaşlar var. Herhalde anladığım kadarıyla bu arkadaşlar benden resim dersi almak istiyorlar, resim çalışmak istiyorlar. Onun için bana ödül vermişler gibi geliyor bana. Hayatımıza gerçek anlamıyla renk ve güzellik katan sanatçılara biz her zaman muhtacız. Aslında söylemiş olduğunuz şey çok doğru. Dikkatlerimizi biz, insan kendi kendine zulmediyor. Kültürden, sanattan, evet, güzellikten uzak kaldıkça. Evet. Biz aradaki o mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. 9 yıldır yaşadığımız bir heyecan. Dediğiniz gibi aslında jüri, kıymetli jüri üyeleri Necip Fazıl ödüllerinin çok hassas ve titiz bir dönemden geçerek sanatçıları belirliyorlar. Yani ben daima bu ödüllerin 9.sunu düzenliyorsunuz da bu ödüllerin devamlı edebiyatçılara, onların hakkı olduğunu, edebiyatçılara ait olduğunu müzik düşünüyorum. Da ödüller verildi tabii. Fotoğrafçılara da verildi ama ne kadar bir ressamı dersin düşünebileceklerini sanmıyordum. İşte beni şaşırtan nokta burası. Peki efendim, bakışınıza, zihninize, elinize sağlık. Çünkü siz çok güzel eserler ortaya koymanın yanı sıra insan yetiştirmeye, ki en zor yatırımdır bu aslında. Evet. İnsan yetiştirmeye, sanatçı yetiştirmeye de ömrünü adamış birisiniz. Ama maalesef insan, gençler çok heyecanlı, kabiliyetli, hevesli ama benden ders alabilmek için bir mekan sahibi olmak, bir sanat ortamına kavuşabilmek için canla başla çalışıyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Şimdiye kadar böyle bir şeye ulaşamadılar. Eğer böyle bir imkana sahip olunmuş olsaydı biz de savunma sanayinde yapılan hamlelerin benzerini sanatta yapabilirdik.
büyük katkılar ve bunlar şüphesiz el ele yürümesi gereken evet. şeyler. Hiçbir şekilde tek taraflı olacak bir ilerlemeden söz etmek mümkün değil. Bu organizasyonu yapanların bu gençleri ödüllendirip öyle bir mekan ve ortam sağlamalarını rica ediyorum. Burada. Ne kadar güzel bir çağrı bu hakikaten. Çünkü bir taraftan insana emek vermek isteyen bir sanatçı var. Bir taraftan evet. bu sanata ilgi duyan insanlar var. Bu buluşmanın çok daha çeşitlenerek, renklenerek gelişmesini diliyoruz biz de. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hayırlı olsun ödülünüz tekrar. Sağ olun, teşekkür ederim. Büyük bir zevkti sizinle sohbet. Yeniden görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Sizi şimdi i̇nşallah. Çok yormayalım çünkü içeride bir ödül töreni sizi bekliyor. Ha, evet öyle mi? Heyecan bununla ilgili ne hissettiriyor size bilmiyorum ama. Yok ben ama. Alışığım yani ya, bu yaşta 75 yaşından sonra gelen ödüle pek fazla heyecanlanmayız. Biz ihtiyarlanmış insanlarız. Saygı ödülü ihtiyarlara verildiği için biz fazla heyecan duymaz. Eğer genç olsaydık bu olurdu yani. Evet çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Atalay. Değerli katkılarınız için bir kez daha kutluyoruz sizi. Salonda tekrar izleyenlerimizle bir araya geleceksiniz. Memnun. Kırmızı Halı yayınına da katıldınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kırmızı Halı. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Arkadaşlarım size yardımcı olacaklar şimdi. Değerli izleyenler 2022 yılı Necip Fazıl Kültür Ödülleri'nin, Necip Fazıl Ödülleri'nin saygı ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'la birlikteydik. Her yönden çok heyecan verici, uzun yıllara dayalı emeğin karşılık bulduğu gecelerden, önemli gecelerden bir tanesi ve bir saygı ödülü sahibini ağırladıktan sonra burada ustaya saygı ödülü dedikten sonra Necip Fazıl ödüllerinin şahsım böyle düşünüyor bu konuda. Ne dersiniz siz bilmiyorum beni çok heyecanlandırıyor. Gecenin en heyecanlı noktalarından biri ilk eser sahiplerine ödül takdim edilecek olması. Çünkü yeni bir ufuk açıyor demek. Bu bizim için böyle bir anlama geliyor. Sizin için hangi anlama geliyor? Bu ödülün bana tevdi edilmesi mi? Evet, evet. İlk eser ödülü benim için çok heyecan verici gerçekten. Çünkü yani Can Aceri takipçisi, meraklısı biliyor olabilir. Ama, evet. ama kamusal alanda bilinirliğinin artması bakımından Necip Fazıl ödüllerinin yaptığı önemli bir hizmet bu hakikaten. Evet, yani şiirin dolaşıma girmesiyle ilgili de bir durum bu. Günümüz yayın ortamında, edebiyat ortamında Necip Fazıl döneminin aksine diyelim şiir merkeziyetini yitirmiş durumda. Dolayısıyla Necip Fazıl gibi büyük bir şair adına verilen bir ilk eserler ödülü ama ben şiir tarafından aldım, şiir dalında aldım. Necip Fazıl gibi büyük bir şair adına verilen bir şiir ödülü tabii ki metnin ve o kişinin dolaşıma girmesine faydalı olacaktır diye umuyorum. Bir taraftan bir klasik her anlamıyla hem eseriyle hem kişiliğiyle bir evet. klasikle karşı karşıyayız. Tam bir modern ama klasik. Bir modern klasik o ve biz bugünün şartları içinde yaşayan insanlarız. Şiir o gün ne anlam ifade ediyordu? Bugün biraz daha farklı bir formda, kendi yeni zamanın ruhunu koklayan ve kodlayan bir formda ortada. Böyle evet. bir nesiller arası geçişlilik ne hissettiriyor? Evet, ya bu nesiller arası geçişi Necip Fazıl kendi hayatında da yaşadı. Yani Kaldırımlar şiiriyle, o hı hı. ilk dönem metinleriyle büyük bir çıkış yaptı. İşte şairin millet, işte Orhan Veli'nin meşhur lafıdır yani. Yahya Kemal milletvekili olduktan sonra milletvekili makamına hayırlı olsun diyor yani. İşte böyle bir kültür ortamında, şairin başat olduğu bir kültür ortamında ve o dönemde şöyle bir şey de var. Yani düşünce şiirin bir şubesi gibi. Yani hı hı. düşünürlerimize baktığımızda Necip Fazıl da bunlardan biri. Sezai Karakoç vesaire hakeza İsmet Özel. O dönem bir şiir merkezli kültür ortamı var. Necip Fazıl hayatının ikinci döneminde şiirin ikinci planda kaldığı bir kültür ortamını kendisi de yaşadı. Burada yani bu kuşatılmışlığı açabilmek için bu tarz organizasyonlar, şiirin merkeze gelebilmesi için yapılan, verilen öncelikler elbette önemli. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Gerçekten bizim çok için heyecan vericiydi sizin çok yolunuzu gözlemek. Bundan sonra da yol açıklığı diliyoruz. Çünkü amin. Bu bir zincir hakikaten halkalarından evet, birisiniz evet, siz. Evet, inşallah.
Teşekkür ederim. Kutluyorum tekrar. Teşekkür ve ederim. Tören salonuna doğru siz de yavaş yavaş gideceksiniz. Biz de tören salonundaki heyecanı şimdiden duymaya başladık. Olun. Hayırlı olsun diyelim yeniden. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz, Kırmızı Halı yayınımız devam ediyor. Necip Fazıl ödülleri az sonra tören salonunda başlayacak. Onun öncesinde biz değerli sanatçılarımızı misafir etmeyi sürdürüyoruz. 2022 yılı Necip Fazıl ödülleri sahiplerinden bir başka misafirimizi daha ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Mehmet Can Doğan, Necip Fazıl 2022 yılının şiir ödülü sahibi. Ben mikrofonu size uzatayım doğrudan. Peki. Bu çok önemli ve anlamlı gecede. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu heyecanı bizimle paylaşacak olmanızdan ötürü. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Bu değerli gecede bizim gözlerimiz dört açılıyor. Çünkü yaşayan bir heyecan bu aynı zamanda. Evet. Evet, hayırlı olsun diyelim. Tören başlıyor bu arada. Haber bununla ilgili geldi. Ben sizi daha fazla bekletmeyeyim burada. Tabii ki. Tören salonuna doğru alalım. Elbette. Tekrar hayırlı çok olsun çok teşekkür diyelim. Ederim. Sağ olun. Olun. Çok teşekkürler. Olun. Değerli izleyenler, Necip Fazıl 2022 ödülleri için Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Kırmızı Halı yayınıyla karşınızda olduk. Birazdan tören salonda başlayacak. Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu gibi teşrif edecekler. Onların şereflendirmesiyle değerli ödül sahipleri Cumhurbaşkanımızın ellerinden ödüllerini alacaklar. Kıymetli jüri üyeleri de salonda bulunacak. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden biri, fikir ve düşünce insanı, sanat insanı, Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek. Onun adıyla verilen, Star Gazetesi tarafından Necip Fazıl adına ihdas edilen ödül törenindeyiz. 2022 yılının heyecanını son günlerinde sizlerle yaşıyoruz. Az sonra programımız salonda devam edecek ve salondan yayınlanacak olan bu önemli ödül törenine sizler de eşlik edeceksiniz. Bu heyecana sizler de ortak olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ödül sahipleri kendilerinin ellerinden ödüllerini alacaklar ve bu heyecanı, bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Ne mutlu ki artık gelenekleştiğinden bahsedebileceğimiz bir Necip Fazıl ödüllerinden söz ediyoruz aynı zamanda. Çünkü bu yıl 9. kez bir araya geldi bu büyük camia, büyük aile. Necip Fazıl hem yaşadığı dönemin büyük bir şairiydi ama işte sanat adamı olmak, şair olmak, fikir adamı olmak, aksiyon adamı olmak tariflerinin tam karşılığı olması bakımından da bize şunu söylüyor, sadece yaşadığı döneme mesajını vermiyor, gelecek nesillere yönelik istikamet çizmek bakımından da önemli sözler söylüyor. Necip Fazıl ödülleri çok kıymetli çağdaşımız şairlerimizi, kültür sanat insanlarımızı emek vermiş, fikrini, zikrini insanlık için harcamış olan bu insanlara bir önemli zemin sunuyor aynı zamanda. Onlarla aramızdaki mesafeleri ortadan kaldırıyor. Ve Necip Fazıl ödüllerinin bir başka önemli ve güzel özelliği de şu aslına ararsanız. Her yıla yeni bir mesaj veriyor. Sadece burada ödül alanlarla ilgili değil. Kendini Necip Fazıl'la karşı karşıya gören, hisseden ve yenilenen her nesil için her yıl yeni bir mesaj var. Bu yılki mesaj, bu yılki parola cümlemiz... Yük kimin omzunda? Üstad Necip Fazıl Kısakürek hiçbir zaman kendini geriye atan ve sorumluluktan kaçınanlarla yol yürüyen bir insan değildi. Aksine bütün sorumluluğu kendi sırtında daima hissetti. Doğrusunu isterseniz sorumluluğu sırtlanamayacak olanlarla yola çıkmayı da prensipleri gereği pek kabul etmedi. Dolayısıyla onun istikamet çizmiş olduğu cümleleri sadece kendi hayatını şekillendirmedi. Sürekli olarak aslında ararsanız yeni nesillere bir şey söylemeye devam ediyor. Yük kimin omzunda sorusu güncelliğini bu anlamda da koruyor. Yük az önce sohbet ederken Sayın Nuhal Bayrak'ın söylemiş olduğu gibi yükten kaçınanların onu külfet olarak görenlerin taşıyabileceği bir şey değil. Üstad Necip Fazıl Kısakürek aslında bütün şiirlerinde de kendini yer yer daha derinden bazen de çok daha kuvvetli bir biçimde hissettiren dizelerle okurlarına seslendi ve bu mesajı kuvvetli bir biçimde verdi. Aslında bazen yazıklanır gibi söyledi bunu. Yazıklanır gibi söylerken şunu gördük dizelerinde. Diyordu ki eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz,
Bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? Buraya baktığımız vakit belki bir parça zorluklarla mücadele konusunda azmi yükseltmeye yönelik aslında sorumluluğun ne olduğunu çok net ve sert bir biçimde tarif eden sadece şair değil kuvvetli bir fikir adamını görüyoruz. Şairliğiyle bunu olağanüstü ifade gücüne kavuşturmuş bir fikir adamı. Bu yük sana mı düştü Sakarya diye seslenirken aslında yükün ağırlığından söz ediyor. Başta bu biraz göz korkutmaya benziyor. Göz korkutmaya benziyor ama ardından da diyor ki insandır sanıyordu mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yani yüke omuz verecek olanların bilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu yüke, bu ağır sorumluluğa, bu insanlık davasına sahip olmak, bu yükü sırtlanmaya niyet etmek aslında dünyevi herhangi bir beklentiyle karşılanabilecek bir sorumluluk değil. Bu şüphesiz başka türlü bir inancı, başka türlü bir bakış açısını gerektiriyor. Bu bakış açısı da insanda ancak imanla, inançla beslenebilecek bir damar. O damarı beslerken yine onun şiirinden yardım alıyoruz. Ve dönüp bakıyoruz Necip Fazıl'ın dizelerine. Diyor ki, hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu, hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Aslında geçmişe yönelik bu bütün bu bakışları fırlatırken o yükü omuzlayanları işaret ediyordu bize Necip Fazıl Kısakürek. İşaret ettiği noktada yüke omuz verenlerin nasıl bir çabadan, nasıl bir mücadeleden geldiklerini söylüyordu. Peki bütün bunların ardından dünya bitimli olmakla birlikte herhangi bir dünyevi karşılığı da bulunmayacaksa bu yük nasıl ve kim tarafından omuzlanacak, kim tarafından karşılanacak? Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. İnsan 3-5 damla kan diye tarif ediyordu Necip Fazıl Kısakürek. Irmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Gerçekten taşınması zor bir yük. Peki bu yükü taşımaya niyetlenmiş olanlar yola kimlerle çıkacak? Etrafına bakıp o yükü taşımak için başkalarını arayanlar da değil gözü üstadın. Bugün de onun gözünün aramış olduğu gençler teşrif etmişlerdir. Türkiye'mizde var. Değerli izleyenlerimiz ekranlarımızdan izlemiş olduğunuz gibi öncelikle bu yükü sırtlanmış bir lider var. Bu liderle birlikte o lideri takip etmekte olan gençliğimiz var. 2022 Necip Fazıl ödülleri başlamak üzere değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız salonumuzu teşrif ettiler. Biz de sözü artık salonumuza bırakıyoruz.